Katya eğitim videolarıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 14. örneğimizde birlikteyiz. Ben teknik resmimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bakın katı modelimiz bu şekilde. Üstten görünümüm verilmiş. Bir de aynı zamanda kesit görünümüm verilmiş. Şimdi çizime nasıl başlayacağım? Hemen şöyle üstten bakacağım. Bir tane düz yuvam var dikkat ederseniz. Düz yuvamın yarıçapı arkadaşlar bakın 18 milimetre. Ve iki daire arası mesafe 22,5 milim. Kademe kademe gidelim bir buraya kadar oluşturalım. Şimdi Mechanical Design Part Design diyorum. Buradan geldim. XY plane'inde bir çizim başlatıyorum. Ve dikdörtgen komutlarının altından buradan Elongated Hole'u çalıştırıyorum. Düz yuva komutu. Bakın birinci noktam, ikinci noktam şöyle geldim bıraktım. Yuva komutunda zaten yarıçap ölçüsünü otomatikmen veriyordu hatırlarsanız. Bunu gelip 18 mm olarak güncelliyorum. Ve bakın bu line'ımı seçtim. Kontrol tuşuyla orta noktamı seçtim. Buradan gelip midpoint diyorum arkadaşlar. Orta nokta yap. Ölçülendirme komutumla bu line'ımı ölçülendirmem yeterli olacaktır. Ne kadar dedik? Bakın 22,5 milim. Hemen geliyorum 22,5 olarak burayı ayarladım. Şimdi akabinde bir tane daha yuvam var. Bu yuvanın yarıçapı da 13 milimetre arkadaşlar bana verilmiş. Bu yuvayı çizeceğim ama kesik çizgilerle göstereceğim. Buradaki daireleri çizmem için referans olan bir yuva. Şimdi şöyle katı modele baktığımda büyük olan daire ile şu anlık bir işim yok arkadaşlar. Kesit görünüme baktığımda bana şu anlık boydan deliğim lazım. Onun da çapı 3,4 milimetre bana verilmiş. Şimdi ne demek istiyoruz bakalım. Yine yuva komutunu çalıştırdım. Bakın birinci noktam, ikinci noktam. Şöyle geldim. Construction, hatta ilk önce isterseniz buradan Construction standart elementi açalım. Sonra yuva komutu diyorum. Bakın birinci noktam, ikinci noktam. Şöyle geldim bıraktım. Şu 18 milimlik ölçümü şöyle çekiştiriyorum. Buradaki yarı çapımında 13 milimetre olduğunu söylemiştik. Bunu gelip 13 milimetre olarak giriyorum. Şimdi baktığım zaman şöyle burada bir tane, burada bir tane ve burada bir tane 3,4 milim çapında dairem var. Şu üçünü oluşturup öbür tarafa aynalamasını yapacağım. Onun için şöyle eksen çizgisini alıyorum arkadaşlar. Dikeyde yakalatıp şöyle aşağı doğru uzatıyorum. Ve Construction Standard elementi kapattım. Buradan Circle komutunu kilitliyorum. Şöyle geldim. Burada bir tane. Bakın buraya geliyorum. Burada bir tane. Ve şu noktamda da bir tane. Ölçülendirme komutuyla gelip üçünü de ölçülendiriyorum. Çapım 3,4 milimetre. Aynı şekilde bu kısımlarda da yine 3,4 milim. Buraya geliyorum yine 3,4 milimetre. Bakın buradan kontrol tuşuyla bu 3 tane dairemi seçiyorum. Buradan mirror diyorum aynalama. Dikey ekseni gösterdim. Öbür tarafa da aynalattım. Buna dikkat ederseniz ne kadarlık bir katılama işlemi vereceğim. Bakın 4,4 milim ölçüm bana verilmiş. Dolayısıyla sketch ortamından çıkıyorum. Buradan pad definition dedim. Yukarı yönde 4,4 milimetre bir katılama işlemi yaptım. Şuradan görünümü de shading with edge olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Ve teknik resmime geri dönüyorum. Akabinde buradaki boşaltmaları ben holle yapmayı düşünüyorum. Buradaki büyük çapım dikkat ederseniz bana 7 milimetre olacak şekilde verilmiş. Ve derinliğim de 1 milimetre arkadaşlar. Dolayısıyla bakın hol komutunu çalıştırıyorum. CTRL tuşuna bastım. Geldim bu yayımı seçtim ve bu yüzeye tıkladım. Otomatik buradaki küçük dairemin merkezini algılattım. Diameter kısmına gelip 7 milim diyorum. Depth kısmına da geldim. 1 milimetreydi galiba derinliğim. Aynen öyle. Derinlik kısmına da 1 milimetre diyorum. Bakın preview deyip ön izlemeyi gördüm. Okey dedim onayladım. Aynı şekilde hole komutunu çalıştırdım. Kontrol tuşuna basıyorum. Yayı seçtim. Yüzeyi seçtim. Zaten bir önceki yaptığım işlem burada mevcut. Preview okey diyorum. Onaylıyorum. Hole komutunu çalıştırdım. Kontrol tuşum.
Dairemi seçtim. Pardon, yanlış bir seçim yaptık. Kontrol tuşu. Bakın daireyi seçtim. Geldim. Şöyle yapalım. Hol komutuna tıkladım. Kontrol tuşuyla dairemi seçtim. Yüzeyimi seçtim. Bunu da geldim onayladım arkadaşlar. Şöyle yine izometrik olarak baktım. Bu 3 kısmı şöyle part body'yi açarak hol 3, hol 2 ve hol 1'i kontrol tuşuyla seçiyorum. Buradan mirror diyorum. Geldim şu düzlemde öbür tarafa da bunu aynalamış oldum. Bakın dikkat ederseniz şu köşelerde arkadaşlar birer milimlik radyusların olduğunu görüyorum. Hemen o radyuslarımızı da verelim. Şuradan dress up feature'ın içerisinde edge fillet komutunu çalıştırıyorum. 1 milim dedim, geldim şu kenarı gösterdim, okey dedim, onaylamış oldum. Hemen onun haricinde başka neler var bir bakalım. R 7.6 milimetre arkadaşlar. Bir tane daha yuva oluşturacağım. Ve bu yuvamı ne kadar katılacağım bakın. Ölçümün tamamı 16 milimetre eksi 4.4 milimetre olacak şekilde katılacağız. Çünkü ben zaten çizimi bu yüzeyle başlatacağım. Şimdi geldim. Burada bir çizim oluştur diyorum. Yine düz yuva komutunu aldım. Bakın birinci noktam dedim. İkinci noktam şöyle geldim bıraktım. Yarı çapım ne kadar dedik? 7.6 milimetre. Hemen ölçümü gelip giriyorum. Kontrol tuşumla bu line'ımı seçtim. Geldim şu noktamı seçtim. Buradan geliyorum. Midpoint ilişkisi veriyorum. Orta nokta ilişkisi. Ve ben bir de ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Buradaki ölçümün 22.5 milimetre olduğunu biliyorum. Sketch ortamından çıktım. Path Definition diyorum. Yukarı yönde 16-4.4 olacak şekilde katılıyorum. Okey dedim. Geldim onayladım. Şimdi teknik resme geri döndüm. İçte bir tane daha yuvam var. Bu yuvamı bakın 5 milimetre olacak şekilde keseceğim. Peki yuvamın yarı çapı ne kadar arkadaşlar? 5 milim. Dolayısıyla bu yüzeye gelip çizim başlat diyorum. Aynı şekilde düz yuva komutunu aldım. Birinci noktam, ikinci noktam şöyle geldim bıraktım. Yarı çapım 5 milimetre. Kontrol tuşumla line'ımı tuttum. Bu noktamı tuttum. Geldim buradan. Midpoint ilişkisi ver diyorum. Ve yine ölçülendirme komutumla şu line'ıma gelip 22.5 ölçüsünü giriyorum. Ve tam tanımlı hale getirmiş olduk. Sketch ortamından çıktım. Bunu 5 milimetre kesiyorum arkadaşlar. Pocket komutuyla. Bu yönde 5 milimetre kes dedim, onayladım. Şimdi baktığım zaman eksik kalan noktam buradaki dairelerimi oluşturacağım. Boydan olduğunu görüyorum kesit görünümde. Ve çapı 5 milimetre. Şimdi bu yüzeye gelip çizim başlat dedim. Şöyle rastgele bir yere bir tane daire oluşturdum. Çapı 5 milimetre olacak şekilde. Ve bu merkezimi tutuyorum. Kontrol tuşuyla bu yayımı seçtim. Buradan geldim. Concentricity ilişkisi verdim. Eş merkezlilik. Bu dairemi tuttum. Mirror dedim. Vertical ekseni seçtim. Öbür tarafa da aynalamış oldum. Sketch ortamından çıkıyorum. Pocket komutuna girdim. Yönümü reverse direction yapıp ters çevir diyorum. Buradan up to last diyorum arkadaşlar. Sonuna kadar del seçeneği. Geldim buradan onayladım. Şöyle plane'lerime sağ klik yapıp hatta gizlemeyelim çünkü burada sizlerle kesit komutunu da kullanmak istiyorum arkadaşlar. Şimdik. Bakın basit bir teknik resim bizlere kesit görünüm verilmiş arkadaşlar. Parçayı şöyle ortadan kestiğimde şu bakış açısıyla ne görüyorum bana burada anlatılmış. CATIA programında da aynı zamanda örnek bir uygulamayla kesit nasıl alınır hemen onu göstermiş olalım. Şöyle buradaki beyaz alanlara gelip sağ klik yapıyorum arkadaşlar. Dynamic Section'in komutunu aktif ediyorum. Bakın komuta tıkladığımda örneğin hangi düzlemde kesit almak istiyorum. Bu düzlemde gelip tıklıyorum ve şuradan bakış açısından da gelip right yani sağdan görünümüne bakıyorum. Bakın dikkat ederseniz oradaki kesit görünümün aynısı arkadaşlar. Bunu da Katya'da görmüş olalım istedim. Şimdi şöyle tekrar kesit komutundan çıkıyorum.
Buradan gelip izometrik görünüşe aldım. Ve Shading with Material'i aktif ediyorum. Buna da hemen gelip bir malzeme ataması yapalım. Apply Material diyorum. Buradan metal kısmından gelip şöyle kromu atıyorum. OK diyorum ve onaylıyorum. Düzlemleri seçip, plane'leri daha doğrusu sağ klik yapıp Hide Show dedim. Oluşturmuş oldum. Arkadaşlar bir uygulamanın da sonuna geldik diyorum. Şöyle Ctrl Z yapıyorum. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Görünümü şöyle tekrardan bir önceki görünüme getiriyorum. Ve teknik resme geri gidiyorum arkadaşlar. Şu köşelerde de bakın 1 milimetrelik radyuslarım var. Onu vermeyi unuttum. HFillet komutunu çalıştırdım. Şurayı seçmem yeterli olacaktır. Şimdi hızlı bir şekilde tekrar Shading Fit Material görünümünü aldım. Apply Material diyorum. Buradan isterseniz şu görünümü atayalım. OK diyelim ve onaylayalım. Hemen plane'lerime sağ klik yapıp gizle dedim. Ve bu uygulamamızı da burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar sizler için faydalı oluyorsa videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.